Londra'da Walkie Talkie binası olarak bilinen çok meşhur bir bina vardır. Bina telsize benzediği için muhtemelen İngilizce telsiz anlamına gelen bu kelimeyi kullanmışlar. Bu bina bazı şeyleri ateşe vermesi ve eritmesiyle meşhurdur. Bina ile ilgili hikayelerin birine göre arabasını bu binanın önüne park eden biri geri döndüğünde yan dikiz aynalarından birini erimiş olarak bulmuş. Başka bir hikaye ise yine bu binanın yakınlarındaki bir paspasın ateş aldığı ile ilgili. Evet buna benzer daha bir sürü olay olunca bu olayların bir şekilde bu bina ile ilgili oldukları yani bu binanın yakınında bulunan şeyleri eritip ateşe verdiği düşünülmeye başlanmış. Bu hikayeler size de garip geldi değil mi? Bir bina bunları nasıl yapabiliyor dersiniz? Sorunun cevabını bu videonun sonunda vereceğiz. Evet. Sorunun cevabına ulaşabilmek için işe küresel aynalarla başlamamız gerekiyor. İki çeşit küresel ayna vardır ve bunlardan birine iç bükey ya da çukur ayna adı verilir. Bu videoda size çukur aynaların özelliklerinden bahsedeceğim ve bu sayede videonun başında sorduğum soruyu da cevaplayabileceğiz. Çukur aynalara geçmeden önce isterseniz bildiğimiz şeyler üzerinden geçelim. Düzlem aynaları hatırlıyorsunuz, değil mi? Ekranda bir düzlem ayna var diyelim. Bu aynanın sağ tarafı yansıtıcı yüzey olsun. Şimdi bu aynaya bazı ışık ışınları gönderdiğimizi ve neler olacağını daha kolay anlamak için bu ışınların birbirlerine paralel olduklarını düşünelim. Sizce bu ışınlara yansımadan sonra ne olacak? Eğer yansıma kurallarını gördüyseniz, geliş açısının yansıma açısına eşit olacağını biliyor olmalısınız. Bu kuralı uygulayabilmek için bir de normale ihtiyacımız olacak normalin yüzeye dik olan bir doğru olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? İşte gelen ışının aynaya çarptığı noktadaki normalimiz. Evet bu şekilde. Şimdi normalle gelen ışın arasında kalan açıya geliş açısı denir. Ve bu açının buradaki ışınların hepsi için sıfır olduğunu da fark etmiş olmalısınız. Bu yüzden de yani yansıma kurallarına göre geliş açısı sıfırsa yansıma açısının da sıfır olması gerekir. Çünkü bu ikisi her zaman birbirlerine eşittirler. Buna dayanarak yansıyan ışının geldiği yoldan geri döneceğini söyleyebiliriz. Evet, eğer yansıyan ışınları çizmemi isterseniz hemen şu şekilde çizebilirim. Bu şekilden çıkarmamız gereken en önemli sonuçlardan biri de düzlem aynaya düşen paralel ışınların yansımadan sonra da paralel olacaklarıdır. Bu önemli bir nokta. Size şimdi de elimizde bir düzlem ayna yerine bir çukur ayna olsaydı neler olacaktı onu göstermek istiyorum. Çukur ayna küresel bir aynadır. Şekli dikkatli inceleyecek olursak yansıtıcı yüzeyin iç yüzeyi olduğunu görebiliriz yansıtıcı yüzeyi içeride ve çukur şeklinde olduğundan dolayı bu aynaya çukur ayna adını veririz. Bir yemek kaşığı düşünün. İşte kaşığın içine bir şeyler koyduğumuz kısmı çukur kısmıdır ve çukur aynaya benzer. Şimdi de bir çukur aynaya düşen ışık ışınlarına yansımadan sonra ne olacağını inceleyeceğiz. Videonun başında söylemiştim. İncelemeyi paralel ışık ışınları üzerinden yapacağız. Neden? Çünkü paralel ışınlarla çalışmak daha kolay ve neler olup bittiğini anlamamıza daha çok yardımcı oluyorlar. Bu şekilde paralel ışınlar çizeyim. Evet. Bu ışınlara yansımadan sonra ne olacak dersiniz? Küresel aynaları daha önce görmedik ama düzlem aynalarda ne olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Evet, düzlem aynalarla ilgili bildiklerimizi kullanarak çukur aynaya düşen ışık ışınlarının aynaya çarptıkları noktaya yakınlaşacağız ve bu kısmın düz olduğunu düşüneceğiz. Demek istediğimi göstereyim. Mesela bu noktada neler olduğunu görmek istiyorsak elimizden geldiği kadar yaklaşıp bu kısmın düz olduğunu varsayacağız. Evet, buranın bu şekilde düz olduğunu düşünelim. Uzaklaşıp aynı şeyi diğer noktalara da yapalım. Buraya geldiğimizde bu kısmın da bu şekilde düz olduğunu düşünelim. Aslına bakarsanız bir eğrenin çok ama çok küçük bir kısmına yeteri kadar yaklaşırsanız o kısmın düz olduğunu varsayabilirsiniz. Örneğin dünya da bir küredir ama gözümüzün görebildiği alan bizi hep düzmüş gibi görünür öyle değil mi? Şimdi bu kadar zahmete girip bu işi neden yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Tüm bunları yaptım çünkü küresel aynaların aksine düzlem aynalarda yansımanın nasıl olduğunu biliyoruz. Az önce yaptığımız gibi yine bir normal çizip yansıyan ışının nereye gideceğini göreceğiz. Şekli uzaklaştırayım. Düzlem aynaları görüyorsunuz değil mi? Ve şimdi de normalleri çizelim. Normalleri yakınken çizseydim daha iyi olurdu tabi. Evet. Normalin yüzeye dik olması gerektiğini biliyoruz. O halde şu şekilde çizeyim. Cetvel kullanmadığım için tam dik olmamış olabilir. Ama ne yapmak istediğimi anladığınıza göre sorun yok. Buraya bakarak bana geliş açısının ne olduğunu söyleyebilir misiniz? İşte burada. Gelen ışın buysa, buradaki geliş açısına göre yansıyan ışının da bu şekilde olması gerekir. Aynı şeyi buraya da yapalım. Normali bu şekilde çiziyorum. Gelen ışınla normal aynı doğrultuda oldukları için geliş açısı sıfırdır ve bu da yansıma açısının da sıfır olacağı, yani yansıyan ışının geldiği yönü geri izleyerek yansıyacağı anlamına gelir. Bir de burası var. Ama isterseniz şimdi hemen videoyu durdurun ve burada ne olacağını gözünüzün önüne getirmeye çalışın. Evet, videoyu durdurun ve yansıyan ışının hangi yönde ilerleyeceğini düşünün. Sıra bende. Yine bir normal çizeceğim. Bu yüzeye dik olarak. Evet, işte size bir normal. Geliş açısı burası. Ve bu geliş açısına göre yansıyan ışının da bu şekilde ilerlemesi gerekir geliş açısının yansıma açısıyla aynı olması gerektiğini bir kere daha hatırlatayım. Şimdi uzaklaşalım ve bakalım neler olmuş. Yansımadan sonra ışık ışınlarının artık paralel olmadıklarını fark etmiş olmalısınız. Bu ışınları uzatacak olursak, ah çizimi gerçekten de çok kötü yapmışım. Neyse, ışınları bu şekilde uzatırsak bu üç ışının tek bir noktada bir araya geleceklerini görebiliriz. Işınlar bir araya gelecekler, yani yakınsama olacak. Evet, ışınlar daha sonra yollarına devam edecekler. Yolların tamamını burada görmüyoruz, ama önemli olan paralel ışınların yansımadan sonra artık paralel olmayıp tek bir noktada toplanmalarıdır. Eğer bu çizimi daha düzgün yapmış olsaydım, buraya daha fazla paralel ışın çizip az önce yaptığımız şeyi onlar içinde yapıp bu yansıyan ışınların da buradaki noktada toplandıklarını görebilirdik. Evet. Buraya ne kadar paralel doğru çizerseniz çizin, hepsi yansımadan sonra bu noktada toplanacaklar. Işınların toplandıkları ya da odaklandıkları bu noktanın tabii ki bir adı var. Doğru tahmin ettiniz. Bu noktaya odak noktası adını veririz. Buraya kadar anlattıklarım konusunda hem fikirsek, isterseniz videonun başında sorduğum soruyu cevaplamaya çalışalım. Şimdi, binanın ön yüzüne dikkat edecek olursanız içeriği görebilirsiniz. Evet, bina camdan yapıldığı için içerisi görünür ve cam ışığı yansıtır. Öyle değil mi? Tamam. Bir ayna kadar iyi bir yansıtıcı değildir. Yani üzerine düşen ışınların hepsini yansıtamaz ama söz konusu olan böylesine devasa cam bir yüzey ise bazılarını bile yansıtıyor olması son derece önemli. Bu yüzeyin yansıtıcı olduğunu anladık. Öyleyse şimdi bir de şekline bakın. Düz değil, görüyorsunuz değil mi? Dikkatlice bakarsanız eğik bir yüzeye olduğunu görebilirsiniz. Buradaki eğriye dikkat edin. Eğrinin içeri doğru olduğunu gördünüz, değil mi? Evet, binanın bu yüzeyinin çukur ayna gibi davrandığını söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden binanın camdan yapılmış ön yüzeyine güneş ışınları düştüğünde ki biliyorsunuz güneş ışınları birbirine paraleldir, işte aynen çukur aynada olduğu gibi ışınlar yansımadan sonra tek bir noktada toplanırlar. Odak noktasının yeri bu ışınların geliş açısına bağlıdır. Yani belirli bir yerde değildir ama şimdilik önemli olanın ışınların odak noktasında toplanmaları olduğunu düşünelim. Bu odak noktası günün belirli bir saatinde binanın önündeki yola denk gelir. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi tüm güneş ışınları, evet, bu binanın yüzeyine düşen tüm ışınlar bu noktada toplandığında bu noktanın çok ısınmasına sebep olurlar. Sıcaklık ve ısı arttığında da bu noktaya park ettiğiniz ya da koyduğunuz herhangi bir şey gereğinden fazla ısınıp eriyebilir ya da ateş alabilir. Bu arada bu yüzeyin çok da eğri yani küresel olmadığını fark etmiş olabilirsiniz. Ama bu kadar az bir eğriliğin bile güneş ışınlarını tek bir noktaya toplayarak videonun başına bahsettiğim problemlere yol açması gerçekten de çok şaşırtıcı. Videoyu bitirmeden size bir de güneş ışınlarının neden paralel olduklarını göstermek istiyorum. Ekranı hemen temizleyeyim. Evet. Şimdi burada ufacık bir ampul olduğunu varsayalım. Bu ampul her yöne ışık saçıyor. Işığı biraz kısalım ve ampulün önüne bu şekilde bir çukur ayna yerleştirelim. Sadece aynaya düşen ya da ayna tarafından toplanan ışınlara odaklanacağız. Tamam mı? Ayna ampule bu şekilde yakın olduğunda aynaya gelen ışınların birbirine paralel olmadıklarını fark etmişsinizdir. Ama eğer aynayı uzağa taşırsak işte böyle. Şimdi de sadece bu iki ışına dikkat edin ve diğer ışınları unutun. Evet. Eğer sadece bu iki ışına dikkate alırsak paralel olduklarını söyleyebiliriz öyle değil mi? Işınlar aynı noktadan çıkıyor olmalarına rağmen durum böyle. Şu şekilde anlatayım. Ayna ışık kaynağına yakınken ışınlar hiç de paralelmiş gibi durmuyorlar. Ayna uzaklaştığında ise yani ayna ile kaynak arasındaki mesafe aynanın boyutlarına göre çok daha büyük olduğunda durum değişiyor. Tabi aynayı bu şekilde büyük bir ayna olarak düşünürseniz ışınlar yine paralel olmazlar. Her neyse ne diyordum? Ayna ile kaynak arasındaki uzaklık aynanın boyuna göre yeteri kadar büyükse ışınlar birbirine paralel olurlar. Eğer bu güneş olsaydı dünya nokta gibi çok küçük olurdu. Dünyanın boyutu güneşle yani kaynakla arasındaki mesafeye göre yeteri kadar küçük olduğu için güneşten gelen ışınların paralel olacaklarını varsayabiliriz. İsterseniz kısa bir özet yapalım. Bu videoda küresel bir aynanın iç yüzeyini yansıtıcı yüzeye dönüştürdüğümüzde çukur ayna elde ettiğimizi, çukur aynaların paralel ışık ışınlarını tek bir noktada toplayabildiklerini ve bu noktaya da odak noktası denildiğini öğrendik. Walkie Talkie binasının odak noktasına kalan şeylerin eriyip ateş almalarının sebebi işte bu.